Al bakalım hayatım. Teşekkür ederim canım. Kan şekerin düşmüştür senin şimdi. Abartma Altaycığım. Sadece ayağımı burkmuşum. Biraz üstüne basmayacağım. O kadar. Bana bak. Bundan sonra bu evde perde asmak, çıkarmak benim işim. Anlaştık mı? Hoş geldiniz. Merhabalar. Zelişçi. Ne oldu? Ne bu telaş böyle? Merhaba canım. Merhaba Nermin. Merhaba. Nermin. Sorma hayatım. Kadının biri kafayı sıyırmış. Gitmiş bizim markete, elinde silah, müşterileri de rehin almış. Televizyon canlı yayın veriyormuş. Şuna bir iki dakika bakalım mı canım ya? Ne diyorsun Zeliş sen? Ne günlere kaldık böyle? Aç bakalım, iyice görelim. Bakalım bizim market mi? İçeridekilerin sağlık durumlarıyla ilgili bir bilgi hala elimize geçmedi. Şu an olayların yaşandığı marketin tam önündeyiz. Saldırganın bir kadın olduğu biliniyor. Ancak kimliği henüz tespit edilemedi. Vallahi bizim market bu. Ne oluyor ya? Geç kızım, geç otur. Eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Yetkililer kadınla görüşmeye çalışıyorlar. Ancak bu konuda herhangi bir gelişme sağlanamadı. O kız Yasemin değil mi? Yetkililer geçtikçe sizleri haberdar etmeye devam edecek. Vallahi o. Vallahi o. Açmıyor, duymuyor. Ay ne işi var o kızın buralarda? Ay evde oturup güzel güzel televizyondan izleseydi ya. Meraklı işte, meraklı. Ay ben onu bir başına bırakamam orada. Alayım geleyim bari. Zeliş'cim sakın oyalanmayın, çabuk gelin. Merakta bırakmayın bizi. Tamam canım. İrem. Evladım sen de bir çay demliği ver ha? Böyle televizyona bakarken boş boş durmayalım. Ha yanına bir de kıtırık şeyler getir. Boş çay mideyi kazır kazır. Evet sayın seyirciler. Ben demlerim Macide. Tekrar olay yerindeyiz. Ha, olsun. Emniyet yetkilileri hala saldırganla irtibat kuramadı. Rehinelerin sağlık durumuyla ilgili bir müşteri sayesinde içeride yaşananlarla ilgili kısmen de olsa bilgi sahibi olduk. Saldırganın adı Nazan Serhatoğlu. Kendisi market sahibi Bilal Serhatoğlu'nun eşi. Daha önce de aktardığımız gibi kocası tarafından aldatıldığını öğrenince öfkeden çıldıra dönen saldırgan marketi basarak içeride Nermin, alışveriş yapan... Nermin, sen bunu tanımıyor muydun? ...siyah tehdidiyle alıkoydu. Evet. Bu arada bir hatta bu sabah karşılaştık onunla. Yaralı halde kaçmayı başardı ve baskısı gerçekleştiren kadın... Emel abla aradı. O da içerideymiş. Aman Allah'ım, sen koru yarabbim. İyi miymiş? Evet. Kendilerini müdürün odasına kilitlemişler. Ama Gamze, Elif abla ve Arda da rehineler arasındaymış. Benim hemen oraya gitmem lazım. Hayatım nereye gidiyorsun Allah aşkına bu ayakla? Hem gitsen ne yapabilirsin ki? Oturur musun lütfen? Ben açarım. Atlar merhaba. Gel bakalım gel. Gel. Çocuklar kardeşinizle ilgilenin. Nermin çocuklar bir süre burada kalabilir mi? Ya Elif markete gitti daha gelmedi de. Boya badanı için ustalar gelecekti. Ben onları bekletmeyeyim olur mu? Bunlar da çocukların eşyaları. Aa geçmiş olsun. Ayağına ne oldu? Sağ ol. Ne oldu? Haberlerde kötü bir şey mi var yoksa? Olay yerinden son durumu aktarıyorum. Rehineler yaklaşık bir saattir içerideler. Market sahibinin eşi Nazan Serhatoğlu tarafından rehin alındılar. Memur Bey, anlamıyorsunuz. İçerideki benim karım diyorum size. Ya biz kavga ettik. Onu aldattığımı sandığı için bana kızgın ya. Kimseye zararı olmaz onu. Bırakın geçeyim konuşayım ya. İkna ederim ben onu. Yüzünüzü seveyim. Bırakın geçeyim ya. Abiciğim güzel işteyim ya. Zirişe gideyim. Zeliş! Zeliş! Buradasın Allah'ıma şükürler olsun. Ya bir an içerideki sen sandım. Ödüm bokuma karıştı be kızım ya. Ay merak etme Kudretciğim, ben senin dışında kimseye zarar verecek bir kadın değilim yani. Elif'le Gamze içeride. Yapma ya. Hayatım ne yapıyorsun? Batmasana ayağının üstüne. Söyle ne lazımsa ben yapayım. Yapamam.
Altay, onlar o durumdayken ben burada böyle oturamam ya baba. İrem kızım gel. İrem, çocukların ellerini yıkatırsın canım. Biraz televizyon seyredebilir miyiz? Hayır. İrem ablanız ellerinizi yıkatsın. Ondan sonra bilgisayarda size oyun açar. Tamam mı çocuklar? El yıkatma tamam da bu yumurcaklara yeni bilgisayarımı elletmem. Ama Kerem'in bilgisayarında oynayabilirler. Altay, duvarlar üstüme üstüme geliyor sanki. Benim de şu an orada olmam lazımdı. Yasemin'le Ömer'in yanında. Hayatım. Bak, doğru dürüst yürüyemiyorsun bile. Onlara destek olayım derken daha fazla ayak bağı olursun. Hem çocukların burada sana daha fazla ihtiyacı var. Ayrıca Ömer onları sana emanet etti, unutma. Ya Gamze ile Elif'in başına bir şey gelirse... Allah'ım ben ne yapacağım? Bir tanem, sakin ol ne olur. Bu senin suçun değil ki. Altay, hepsi benim suçum. Ben söyledim. Galina mıdır nedir o kadından bahsettim ona. Sanki mecburmuşum gibi. Ama beni incitti. Ben de onu kırıp incitmek istedim. Ne bencillik. Ama ben nereden bilebilirdim de onca insanın böyle tehlikeye sokabileceğini. Of. Ben ne yapabilirim bilemiyorum. Çocuğum olmasını istedim. Hem de her şeyden çok. Anne olmak benim de hakkımdı. Benden önceki eşimden iki çocuğu vardı Bilal'in. İstemem çocuk mucuk dedi. Sıfır beden sever beyefendi. Mermer göbek. Doğum yapınca pişmaniyeye dönüyormuş. İstemedi işte. On yıldan beri yediğim ilk çikolata bu. Her sabah 6 kilometre yürüyorum. Duydun mu Bilal? Rejim falan yok artık. Bitti. İyice keçileri kaçırdı. Ne yapabilirim ki ben? Sakinleştirmeye çalışın. Gerekirse özür dileyin, tamam mı? Yaşlı ve çocukları bırakması için ikna edin, tamam? Tamam. Elimden geleni yaparım ben. Sen yapacağını yapmışsın zaten. Nazan. Karıcığım, ben Bilal. Senden çok özür dilerim. Ne olur affet beni. Seni çok üzdüm biliyorum. Yaptığım şey doğru değildi. Çok seviyorum. Karıcığım, yürü oradan. Seni çok seviyorum Nazan. Hadi oradan. Sevgiymiş. Bu sabah saçımı yaptırdım. Kaşlarımı keman kaş yaptırdım. Onu bile fark etmedin. Fark ettin mi? Özür dile karından. Ben çok özür dilerim. Ateş ettiğin için fark etmedim. Bilal, siz ailece manyak mısınız ya? Ne keman kaşı, ne saç başı ya? Söyle de şu çocukları salıversin. Kim var orada? Yanında kim var? Sadece bir müşteri, yemin ederim bir müşteri. Yalan söyle babana. O şey fatura gönderi değil mi? Aa. Bana bak, bana bak kadın. Ağzını topla. Vallahi yanına gelirsen boğazını sokarım o tabancana. Aç şu kapıyı ya, aç. Aç kapıyı bir de. Açıyorum sana. Aç kapıyı. Ay, ya da açma. Açma. Ya vallahi de billahi de yemin ederim tanımıyorum. Sadece bir müşteri. Ne yapıyordunuz orada? Eğleniyor muydunuz? Dur bir dakika. Ablacığım. Nazan hanımefendi. Vallahi billahi bak, benim kocanla hiç alakam yok. Eli elime değmiş değil yani. O bakkal Bilal, ben normal
müşteri yani. Zaten ayrıca... Ne yapayım ben senin bu içi geçmiş kocanı canım? Yani işim buna kaldıysa, bu tümseye kaldıysam yandık yani. Bu silahta bir kurşun da senin için var, pis şırfıntı. Bilal, yemin ediyorum. Kim vurduya gideceğim senin yüzünden, yemin ediyorum ya. Yasemin, bu Nazan var ya, boş zamanlarında anaokulunda gönüllü annelik yapıyormuş. Çocuklara çok düşkünmüş. Yani çocuklara zarar vermez. Tamam. İnşallah. Ömerciğim, ben Elif'in de çok iyi olduğundan eminim. Tabii canım, ben zaten Elif'i hiç merak etmiyorum ben. Yani o ne yapacağını çok iyi bilir. Evet, tabii ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Elif o kadının ağzından girer, burnundan çıkar, ikna eder onu. Tabii canım. Elif'i var ya, kocasını öldürmek isteyen bir kadını aynı odaya koy, kocasıyla nikah tazelemeye ikna eder o kadın, öyle değil mi? Öyle tabii. Tabii ya. Elif benim çocuğuma sahip çıkar orada. Sen hiç merak etme Yasim. Bu iş bir saate kalmaz bitecek. Akşam yemeğini hep birlikte yiyeceğiz, tamam mı? Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. İnşallah bu olanla aklını başına getirmişti. Şişt, konuşmayın dedi ya. Sen şimdi çocuklarını düşünüyorsun değil mi? Ya bir daha onları göremezsen diye korkuyorsun. Sibel, sus Allah aşkına, sus. Tamam, dışarı çıkalım, bol bol konuşacağız. Söz sus ama yeter ki. Senin zaten benden istediğin bu. Çekip gideyim, bir daha kızımı görmeyeyim istiyorsun. Ya sus, yalvarırım, sus ya. Ne dedim ben? Yok tamam, sinirlenmeyin. Sustuk, konuşmuyoruz. Senle arkadaşın sinirimi bozmaya başladı ona göre. Arkadaşım değil o benim. Kadın benim çocuğumu çalmaya çalışıyor. Allah aşkına sus, yalvarıyorum ya. Doğru mu söylüyor? Hayır, doğru değil. Yani bunun çocuğu aynı zamanda benim kocamın çocuğu. Kocasının çocuğu ama babasını görmesin diye bin tane dolap çeviriyor. Bu kadın kocasını bana karşı kışkırtıyor. Ben mi kocama Ya asıl sen benim kocamı elimden almaya çalışıyorsun be. Kocamı elimden almaya mı çalışıyor dedin sen? Baştan söyleseydin ya. Gazi! Vallahi öldürecek bu kadın, hepimizi öldürecek ya. Dört kişi arka tarafa, siz üç çatıya. Gamze gitti. Gamze gitti, Gamze. Ambulans çağırmamız lazım, çok kan kaybediyor. Ne olur izinler, dışarı çıkaralım, ölecek. Bilal gelene kadar kimse buradan dışarı çıkmayacak. Ölü ya da diri. Sibel kendini bırakma, sık dişini. Birazdan ambulans gelecek. Bana teşekkür borçlusun. Evet, tekrar ediyorum, bir rehine vuruldu ve rehinenin bir kadın olduğu bildirildi. Henüz kurbanın kim olduğu bilinmiyor. Polis rehine yakınlarını sakin etmekte... Nermin teyze, annem ne zaman gelecek? Birazdan gelir. Hadi biz mutfağa gidelim. Size güzel çikolatalı puding yaptım. Ondan yersiniz ha? Olmaz. Annem yemekten önce puding yememiz yasak diyor. Bize kızar. Yok canım. Ben izin verirsem kızmaz. Hadi, hadi gidelim. Kadını durdurmak için tampon yapacağım, tamam mı? Sibel dayan. Ne olur dayan. Bak biraz sonra ambulans gelecek. Kanım durunca her şey düzelecek, tamam mı? Sık dişini. Ya bari onu çıkaralım, çok kan kaybediyor. Hayır, hiç kimse çıkmayacak burada. Artık o kadar ihtiyacınız kalmadı. Bak, dışarıda bir sürü ambulans var. Birazdan gelip seni alacaklar. Bırak şimdi beni, çıkınca konuşuruz her şeyi. Aptal da konuşma. Görmüyorsun. Hepsi bağlanıyor. Bilmiyorum. Hayatım başlayacağım. Hatalarla falan. Ama bir tek şey yaptım. Melek.
iyi bak. Bana bile iyi bak canım Sözen. Elim Sözen. Söz veriyorum, Meri'ye çok iyi bakacağım. Kendi çocuğum gibi seveceğim. Söz veriyorum. Hadi sıkışma. Sibel. Sibel! 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 Ne bakıyorsun öyle? Sen de ölsün istemedin mi? Ya ben nasıl ölmesini isterim be? Her şeyi bir kenara bırak, o bir anneydi ve küçücük bir kızı vardı. Kocanı ayartmadı mı? Ya sen ne biçim bir kadınsın? Masum insanların canına nasıl kıyabiliyorsun? Ben ne anlatıyorum bir saattir burada? Beni dinlemiyor musun? Vicdansız kocam beni aldattı diyorum sana. Allah kocanın belasını versin. Bizim burada hepimizin ayrı ayrı dertleri var, tamam mı? Ama biz dertlerimizle uğraşıyoruz. Gidip masum insanların canını almıyoruz. O kadın bunu hak etti. Belki sen de aldatılmayı hak ettin. Özür dilerim. Sinirlenme, ben böyle demek istemedim. Ama dedim. Keremciğim, Elif'i yazdın değil mi? Yazdım. Bak, bu da Zeliş ablan için. Aferin sana. Kolay gelsin. Sağ ol. Hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Kudret narı. Sadık amcam Yolova'da bahçesinde yetiştiriyor. Her sene gönderir. Ben de ziyan etmem, hemen macun yaparım. Sonra da minareden halka saçar, insanlar da kapmak için birbirine eder. Kerem, şifa bunlar oğlum. Bak, eşe dosta veriyoruz, dua ediyorlar benim için. Neyse ki sen çok gençsin, buna ihtiyacın yok şükür ki. Ay, bu müzik içimi kararttı. Ben hemen değiştiririm. Altay abi de benim yerime kalanını halleder, değil mi? Altay, annenin kaldığı huzur evinin adresini bana verebilir misin? Neden? Nereden çıktı şimdi bu? Kargoyla bir kavanoz da ona yollayalım. Çok düşüncelisin ama bence hiç gerek yok. Olur mu hiç? Yakın uzak bütün eşe dosta veriyoruz. Bir kavanoz da ona versek ne olur? Hayatım, annem iyice bunamış durumda. Ne dediğinin bile farkında değil. Öyle deme, öyle deme lütfen. Zaten bir fırsatını bulup ziyaretine bile gidemedik. En azından bir paket yollarız. Ona bakan hemşehriler sahipsiz olmadığını anlar. Daha iyi bakarlar. Haklısın, haklısın da... Aşk olsun Altay. Yani bir adres vermek bu kadar mı zor senin için? Ha, elbette değil. İçeride bir yerde yazılıydı. Kartal civarında bir yerde. Ne dedin, ne dedin? Kartal mı dedin?
Annenin bize bu kadar yakın bir huzur evinde yaşadığını bilmiyordum. Hatta İstanbul'da olduğunu bile bilmiyordum. Evet, söylememiştim. Bunları konuşmamak için sana söylememiştim. Ama anlaşılan o ki kaçış yok. Bir dakika, bir dakika. Madem bize bu kadar yakın, neden onu ziyarete gitmiyoruz? Nermin, annem beni bile hatırlamıyor. Ve eğer ben de mümkünse onu eski günlerdeki haliyle anımsamak istiyorum. Onu bu halde görmek içimi acıtıyor, anlamıyor musun? Ama altı ay... Aması falan yok Nermin. Bunun benim için ne kadar zor olduğunu farkında değil misin? İlaç kokulu bir odada kendi öz oğlunu bile hatırlamayan bir kadınla ilgili konuşmak istemiyorum. Lütfen. Lütfen bu konuyu kapatır mısın? Rica ediyorum. Lütfen. Tamam. Tamam. Bu Kudret Nar'ı gönderemezsin anlamına gelmiyor tabii ki. Hatta belki bu onun çok hoşuna gidecektir. Arka üstünü kullan yeşil şal olan. Teşekkür ederim. Güzel. Merhaba. Maşallah, maşallah. Beklediğimden daha iyi gördüm sizi. İyileşmişsiniz, ayağa kalkmışsınız. Ne kadar güzel. Arkadaşlarınızdan birinin doğum günü galiba, ha? Pastadan yediniz mi? Sen benimle niye bağırarak konuşuyorsun? Sağır mı sandın beni? Ya da geri zekalı? Pardon, çok özür dilerim. Ben Cahide Acar'ı aramıştım. Sizi gösterdiler bana. Ben Cahide Acar'ım. Sen kimsin? Ben Nermin. Oğlunuz Altay'ın eşi. Yani yeni eşi. Bu kadar aklı başında olduğunuzu görmekten dolayı şaşırdığımı söylemek zorundayım. Altay beni öyle inandırdı ki... Bunamanın son aşamasında olduğum ama. Hayır. Korkarım ümitlerini dile getirmiş. Onun hakkında nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Siz bir annesiniz. Ona haksızlık etmek istemem. Bizim ilişkimiz karışık bir ilişkiydi. Sevgimizden emindik ama farklı hayal kırıklıkları vardı. Altay sizi nasıl hayal kırıklığına uğratmış olabilir ki? Soğuktu. Katıydı. Ve geçmişte aramızda geçen şeyleri unutmaya gücü yetmedi. Peki siz onu nasıl bir hayal kırıklığına uğrattınız? Ölmeyerek. Huzur evlerinde insanlar günlerini nasıl geçirirler bilir misin Nermin? Hep geçmişi düşünerek. Bir şansım daha olsaydı neyi değiştirebilirim diye düşünerek geçirirler. Lütfen Altay'a ondan özür dilediğimi söyle. Ve her şeye rağmen onu sevdiğimi söyle. Cahide anne, benim daha iyi bir fikrim var. Bence siz gelip bütün bunları ona söyleseniz. Ha? Hayatım, yemeğe geciktiğim için özür dilerim. Ali Bey'in dolgusu düşmüş. Altaycığım. Hoş geldin evladım. Sen de. Hoş geldin. Anne. Biraz konuşabilir miyiz Nermin? İzninizle.
Nermin, bunu yaptığına inanamıyorum. Ben de senin annenin bunadığını söylediğine inanamıyorum. Kadın cin gibi. Neden yalan söyledin bana? Evet, yalan söyledim. Evet, yalan söyledim. Çünkü onu ailemizden uzak tutmak istedim. Nermin, sen onu tanımıyorsun. Korkunç biri o. Onunla aynı sofrada bile oturmak istemiyorum. Altay, bunlar nasıl sözler böyle? Çok ayıp. O korkunç dediğin insan seni doğmuş bugünlere kadar getirmiş. Anne hakkı ödenir mi hiç? Ha, nasıl konuşuyorsun böyle? Ama hayatım... Lütfen Altay. Ne olursa olsun o senin annen. Şimdi içeri gidiyoruz. Ve sen annene hak ettiği saygıyı gösteriyorsun. Lütfen, rica ediyorum. Tamam. Sırf senin hatırın için. Lütfen daha fazlası için ısrar etme. Seni üzmek zorunda bırakma beni. Nermin'cim, patlıcan harika olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Benim klasik yemeğimdir. Eş dost pek sever. Sosuna bayıldım. Nasıl yapıyorsun bunu? Tarifini bir sır gibi saklıyorum desem. Güzel. Her ev kadının bir sırrı olmalı zaten. Yemek konusunda. Altaycığım, yemeğe elini sürmedin. İyi misin? İştahım kaçtı da. Bir de sadece neden burada olduğunu merak ediyorum o kadar. Yeni aileni tanımak istedim. Hem çok özlemişim aile içinde olmayı. Başka ne isteyebilirim bu yaştan sonra? Aile öyle mi? Buna inanmam için hafızamı kaybetmem lazım ya. Neyse. Hadi diyelim ki kaybettim. Sırada ne var? Asıl niyetin ne? Altaycığım, ne niyeti olabilir ki kadıncağız? Huzur evinden çıkmak istiyorum. Orası cehennem gibi. İşte sadede geldik. Artık sağlığım yerinde. İyileşince evine dönebilirsin demiştim. Aa, öyle mi söylemiştim? Ama maalesef evi sattım. Ne? Ne ne? Ne dediğimi duydun. Evi sattım. Eşyalarım. Ne oldu? Eşyalarını eskiciye verdim. O cehennem dediğin lüks huzur evinin parası kendiliğinden ödenmiyor herhalde. Ben daha ölmedim. Sen ne hakla satarsın evimi, eşyamı? Cahide anneciğim, siz sosun tarifini merak ediyordunuz. Ben hemen size söyleyeyim isterseniz. Seni doğuracağıma taş doğursaymışım keşke. Salça yerine ben taze domates kullanıyorum. Bir parçacık da böyle şeker katıyorum. Yani bu kadar basit. Tanıtayım. İşte benim annem. Gerçek yüzünü gösterdi. Tıpkı hatıralarımdaki gibi. Hiç değişmemiş. Hatıralarındaki gibi öyle mi? O zaman yaptıklarını karşılıksız bırakmayacağımı da iyi hatırlarsın. Değil mi çocuğum? Ona babaanne diyebilir miyiz? Buyurun Cahide Hanım. Huzur evini aradığına inanamıyorum. Hayatım, lütfen güven bana. Altay Bey. Şunlar imzala. Ben Altay'la tekrar konuşacağım. Siz hiç merak etmeyin. Bu işin üstesinden birlikte geleceğiz. Sizin yeriniz bizim yanımızdır. Duydun değil mi söylediklerini? Elinden gelse diri diri mezara gömecek beni. O nasıl söz öyle Cahide anne? Allah daha uzun ömür versin size.
Yani olur anne oğul arasında böyle kırgınlıklar. Siz ona gücenseniz bile beni de bir evladınız olarak kabul edin ne olur. Ben sizin bütün dertlerinizi, sıkıntılarınızı dinlerim. İnanın bana. Şimdi mi konuşmak istiyorsunuz? Peki, olur tabii. Cahit anne, ne yapıyorsunuz? Hayır hayatım, hayır. Olmaz, asla olmaz. Lütfen ısrar etme. Hayatım lütfen bari birkaç gün olsun bizimle birlikte kalsın. Ay yazık, günah. Arabada söylediklerini bir duysam. Huzur evine geri dönmek istemiyor. Belli ki orada çok mutsuz. Umurumda bile değil Nermin. Onun layık olduğu yer orası. Hatta orası bile değil ya. Neyse. Annene karşı nasıl bu kadar gaddar olabilirsin? Sana inanamıyorum. Nermin, sen onu tanımıyorsun. Ben hayatım boyunca ondan kurtulmaya çalıştım. Neden? Annenden nefret etmen için sana ne yapmış olabilir ki? Geçmişi kurcalamayalım, olur mu? Lütfen. Bilmemem gereken bir şey mi var Altay? Oğlumla baş başa konuşabilir miyim Nermin? Tabii ki. Evet. Ne istiyorsunuz bakalım? Karın beni bu kadar zorlamasaydı kalkıp gelmezdim. Ama şimdi şu hallerini görünce iyi ki gelmişim diyorum. Artık ben de burada kalacağım. Hayır efendim. Kalmayacaksın. Çünkü ben buna izin vermeyeceğim. Öyle bir vereceksin ki. İstersen verme. Şimdi bu küçük kavgamızı burada bitiriyoruz. Yoksa yeni karına her şeyi anlatırım. Hiçbir şey anlatamazsın. Dene istersen. Şimdi anneciğine sıkıca sarıl. Bir yolculuktur. Evet, çocuklarımıza attığımız her adımın bir bedeli olduğunu göstermek isteriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.